Kutsal kitapta yüreğin müziği olarak nitelendirdiğimiz, bazen yakınıp sızlanan ve üzgün, bazen sevinçli ve zaferle coşan, bazen karanlık ve can çekişmeleriyle dolu, bazen sakin ve mutlu, bizi Tanrı'ya yaklaşmak için isteklendiren o müthiş bölüm mezmurlardan konuştuğumuz bir programla daha sizlerleyiz. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Mezmurların ne olduğunu bilmeyen biri bile aşağıdaki sözleri duyduğunda hemen bu sözler bana çok tanıdık geliyor diyecektir. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam çünkü sen benimlesin. Çomağın değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. 23. mezmurdur bu muhteşem şiir. Nerede okunursa okunsun kalıcı bir çekiciliğe ve ölümsüz bir mesaja sahiptir. Ve yazarı da iman atamız Davut peygamberden başkası değildir. Davut henüz çocuk denecek yaştayken ülkeyi Saul bir kral yönetmektedir. Ancak kral dış görünüş açısından müthiş biri olmakla birlikte yüreği hiç de doğru yerde değildir. Tanrı'nın tüm kutsaması ve bereketlerine rağmen yanlış şeyler yapmakta ve hem bu yürek tutumuyla hem de yaptıklarıyla Rabbi hoşnut etmemektedir. Bunun üzerine Tanrı peygamber Samuel'den İşay adında bir adamın oğlunu kral olarak meshetmesini ister. Samuel kalkar, İşay'ın evine gider ve onun birbirinden kıymetli yedi tane oğlunu görür. Ama Tanrı kral olarak onları değil, sekizinci oğlu, yüreğine göre adam olan Davut'u seçtiğini ve meshedilmesi gereken oğlun bu sekizinci oğlu olduğunu söyler. Oysa Davut evde değildir o sırada, kırlardadır. Sürüyü gütmektedir çünkü ...gerçekte o bir çobandır. Belki de o yüzden Tanrı'nın seçtiği bu adam... ...mesedilip Rabbin ruhunu güçlü biçimde aldıktan sonra... ...ve ilerleyen zamanlarda... ...Tanrı hakkında şiirler yazmaya başladığında... ...onu çobanı olarak görmüştür. Çünkü bilir ki kendisi de koyunlarını canı pahasına sever. Onları her zaman en iyi otlaklara götürmek ister. Sakin sulardan içmeleri ve doymaları... Davut'a her şeyden çok zevk vermektedir. Onlara öncülük eder, en ufak tehlikeden en büyüğüne dek onları bırakıp gitmek aklının ucundan bile geçmez. Ama aynı zamanda bilmemiz gereken bir gerçek şudur. 23. mezmur tüm dünyanın beğenisini kazanmasına rağmen herkes için değildir. Yalnızca Rab çobanımdır diyebilenlere uygulanır. İyi çobanın herkes için öldüğü gerçektir. Ama yalnızca Kesin bir iman eylemiyle onu kabul eden koyunlar için geçerlidir. Kurtarma işi herkes için yeterlidir ama yalnızca ona gerçekten iman edenler üzerinde etkilidir. Bu nedenle her şey kişisel zamir olan benim sözcüğüne dayanır. O benim çobanım değilse o zaman bu mezmur bana ait değildir. Öte yandan eğer o gerçekten benimse ve ben gerçekten onunsam o zaman onda her şeye sahibimdir. İsa Mesih'e ait biri olarak tüm kaygılarımızı ona bırakabiliriz. Tanrı sözünde dendiği gibi ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ve hatta en korkunç gerçeğimiz olan ölümden de korkmamız gerekmez. Ölüm gölgesinin vadesinde korkuya gerek yoktur. Çünkü iyi çoban tam orada bizimle birlikte olacaktır. Ölümün dikeni günahtır. İtiraf edilmemiş ve bağışlanmamış günah. Ama Mesih ölümün dikenini imanlı için çıkartmıştır. Tüm günahlarımızı tüm zamanlar için bizden uzaklaştırmıştır. Şimdi ölümün bize yapabileceği en kötü şey aslında başımıza gelebilecek en iyi şeydir. Bu nedenle şu şarkıyı söyleyebiliriz. Ey ölüm zaferin nerede? Ey mezar dikenin nerede? Sizi Rab İsa yendi. Haç, mezar, gök bizimdir. Haleluya. Çünkü ölümün bizim için dehşetini kaybettiği ve ölümün Mesih'le birlikte olmak anlamına geldiğini biliriz. Yaşamak bizim için Mesih'tir. Ölmek ise kazançtır. Düşmanlarımızın önünde bize sofra kuran, bizi kurtuluş yağıyla mesheden, ve sonsuzlarca kendisiyle birlikte yaşama ayrıcalığını bize lütfeden yüceler yücesi Rabbimize hamd ederiz. Böyle bir Tanrı'nın çocukları, imirasçılarım, öz halkım dediği kişiler olarak gerçekten de neden ve kimden korkabiliriz ki? İsa Mesih'in kendi sözlerinden Yuhanna 10, 1-4'te kendisini nasıl tanımladığını okuruz. Size doğrusunu söyleyeyim, Koyun ağalına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Ve on onda devam eder. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ve hemen 14-15'te de şu sözler yer alır. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Davut peygamberin yüzlerce yıl önce söylediği sözleri İsa Mesih tamamlar ve mühürler. O iyi çobanımızdır. Biz buna layık olmadığımız halde bizim bol yaşama kavuşmamız için çarmıh üzerinde hayatını feda etmiştir. Seni asla bırakmam, asla terk etmem vaadinin yerine gelmiş halidir. Yahve yiredir, sağlayan Rabb'dir. El-Roy'dir, sıkıntılarımızda bizi görür her bir duamıza cevap verir. Yeter ki biz babanın oğlu tanıdığı gibi, oğlun da babayı tanıdığı gibi onu çobanımız olarak tanıyalım. Sesini işitelim ve itaat edelim. Gideceğimiz yer yaşam yolu olacaktır. Bu güzel mezmurla dua etme ayrıcalığını birlikte paylaşalım. Ya Rab Tanrım, seni çobanımız olarak anmaktan onur duyuyoruz ya Rab. Evet sen bir kralsın. Evet sen Rabler Rabbi. Sen yüceler yücesisin. Ama aynı zamanda benim çobanımsın. Davut'un dediği gibi benim her ihtiyacımı karşılayan, zor durumda benimle birlikte olan ve hayatını benim için feda etmekten çekinmeyen çobanımsın. Rab bunun için ne kadar teşekkür etsem, sana ne kadar hamd etsem, Azdır Rab. Layıksın, övülmeye ve tapılmaya layıksın. Çünkü sende sevginin en yüce tecellisini gördük. Sen merhametin en üst noktasını gördük. Sen de lütfun en derin bilgeliğini aldık. Rab, bunun için sana hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Biz karanlık ölüm vadisinden bile geçsek, hiçbir kötülükten korkmayacağız. Çünkü sen bizimlesin. Gerçekten senin çomağın, senin değneğin, tıpkı koyunlarını güden bir çoban gibi bizi doğru yola yönlendirir. Ve sen zor durumdayken bile, sıkıntı anındayken bile, kötü olanlar bize gülerken bile, bize onların önünde sofra kuran Tanrısın. Bizi onurlandıran, başımızı yükselten Tanrısın. Şükrediyoruz ve hamd ediyoruz sana. Ve biz ömrümüz boyunca senin yollarında yürümek istiyoruz. Çünkü ancak o yollarda sevgi, ancak o yollarda merhamet, ancak o yollarda lütuf var. Ve biz ömrümüz boyunca senin sevginin bizi izleyeceğini biliyoruz. Sana şükrediyoruz Ya Rab Tanrım. Gerçekten iyi olan Tanrısın. Gerçekten bizi kurtaran Rab sensin. Ve biz hayatımızın her alanında sana güvenebiliriz. Bugün sana bakıyoruz ve günümüzü her adımımızı ellerine bırakıyoruz. Şükrediyoruz. İsa'nın yaşayan ve diri isminde. Amin.